Nermin'in enfes mutfağında günün menüsü. Tarsus humusu enfes lezzetiyle geliyor. Öyle şahane ki bir tarifle 3 lezzet çıkaracak hamur yapımı. Pratik yapımı ile kuş gözü lahmacun tarifi. Ispanaklı börek tarifi. Biberli iç harç ile lezzetli tarif sizlerle. Mevsim meyveli pasta damakları şenlendirecek sunumuyla sizlerle. Mahmuta çorbası zengin içiyle Nermin'in enfes mutfağında. Az sonra. Herkese merhabalar efendim. Güzel bir gün olsun. Hoş geldiniz Kanal 7 ekranlarına, mutfağımıza. Ne yaptınız efendim? Çaylar, kahveler içildi. Sofralar toplandı. Tam çay saati. Ne yapacağız? Kahvemizi alacağız. Dinlenirken Nermin'in enfes mutfağını izleyeceğiz. Bugün yine birbirinden lezzetli tariflerimiz var. Bir hamurdan 3 çeşit tarif yapacak şefimiz. Bakalım neler yapacağız. Ama öncelikle şurada hediyelerim var. Beni yakından izleyen Şadiye teyzem. Dün bana çok güzel hediyeler göndermiş. Seni kızım gibi sevdiğim için bu şalı ve sabun bezini yolluyorum. Güle güle kullan Şadiye teyzen demiş. Vallahi Şadiye teyzeciğim çok teşekkür ederim. Ben böyle şallara bayılırım. Stüdyoda soğuk zaten, burada kalır bu. Teşekkür ederim. Tam da kıyafetime de uydu Yüksel Bey'in dediği gibi. Bakar mısınız ne güzel yapmış. El emeği, göz nuru. Canım Şadiye teyzeciğim, bir de tabii ki Melike'nin çeyizine lif yapmış. Bunu da Melike'nin çeyizine koyarım artık. Anneler böyle değil mi? Kız çocuk anneleri. Hemen böyle çeyize ayırıyoruz. Sonrasında burada bize bakın Konya'nın muhteşem sarmasını göndermişler. Şekerlemelerini göndermişler. Çok fazla kaldıramıyorum. Paket üstünde marka yazabilir. Ama hepsi için çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz her zamanki gibi. Böyle hediyelere de bayılmıyor değilim efendim. Hele el emeği, göz nuru olunca çok daha güzel oluyor. Bugünkü şefimiz Kubilay Bey. Hoş geldiniz şefim. Merhabalar, hoş bulduk. Güzel bir program yapacağız sizinle inşallah. İnşallah. Neler yapacağız şefim, hemen bir anlatalım mı? Tabii. Buyurun. Tarsus humusu yapacağız. Öncelikle tarsus humusu yapacağız. Kuş gözü lahmacun. Kuş gözü lahmacun. Ispanaklı börek. Ispanaklı börek. Telefonumuzun sesini kısabilirsek. Benim. Biberle ekmek yapacağız. Mahluta çorbası hazırlayacağız. Ben evet. Bu mahluta çorbasını çok seviyorum. Çok da farklı bir lezzet gerçekten. Evet. Bir de mevsim meyveli bir pasta yapacağız. Eğer vakit kalırsa, kalmaz ise inşallah yarına bırakacağız. Hemen geçelim şefim bence hemen mutfağa. Geç. Buyurun. Bu arada bugün mutfakta şefimle birlikteyiz. Serpil'in gözü biraz mikrop kapmış artık. Dualarınızı bekliyoruz. Çok da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok iyi gözükmüyordu. Biraz dikkat edin Serpil Hanımcığım. Dinlemedin beni. Ben böyle birazcık aslında çok koşuyorum ama dinlemedi beni Serpil'im. Bugün yine bir kişiye imzalı hani yapamazdım kitabımızı göndereceğiz. Yapmanız gereken biraz sonra vereceğim şifreleri takip etmek. Aytaç bana göndermiş kazananların ismini, birazdan dünün kazananlarını da açıklayacağız şefim. Şöyle ıspanaklı börekle başlayacağız. Hamurumuzu tamam. Önden yoğurduk. Nasıl bir hamur yoğurduğumuzu hemen anlatalım. Ben malzeme listesini sayayım. Tamam. Bir tarifte 3 lezzet yapacağız. Bunun için 2 kilo un, 50 gram yaş maya, 2 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker ve aldığı kadar suyumuz olacak. Şefim gelir gelmez bunu zaten yoğurdu bizler için. Ve ıspanaklı börekle başlıyoruz. 1 kilo ıspanak, 2 adet kuru soğan, 2 adet kapya biber ve sıvı yağ. Buyurun şefim. Öncelikle hemen yıkamış olduğumuz ıspanağı doğruyoruz. Kapya biberi de ilk defa duydum. Evet. Çok da lezzet verecek. Çok da lezzet verecek. Bunu hı hı. Hemen hazırlıyoruz şu an. Kavurma doğruyoruz. Yapacak mıyız şefim? Tabii biraz kavuracağız. Ben hemen bir tava vereyim size. Şuradan. Evet, gördüğünüz üzere önden bir kavurma işlemi yapacağız. Soğanı falan da mı kavuracağız şefim? Soğanı kavuracağız. Öncelikle tuzla ovalayıp ıspanağımızı hemen yumuşatacağız. Tamam. Akabinde hamurlarını açacağız, böreğimizi yapacağız. Nerelisiniz şefim? Ben Tarsusluyum. Öyle mi? Evet. Ne bileyim ben, Tarsuslar böyle Mersinliyim falan pek beğenmiyor. Öyle mi? Hemen Tarsus'uyum. Mersinliyim demiyorum, Tarsus'uyum diyorum. Evet. Burada tuzlarımız, kızlar yok. Tuzlarımızı nereye koyduk? Tuzumuz yok burada. Ama orada tuz yok. Tamam, hemen altında.
Onu sordum zaten. Evet. Tuzumuzu böyle olacak atalım, mıyız? Evet. Şöyle kaç kaşık atayım şefim? 3 kaşık atın. Evet. Kapattım. Tuzumuzu attık ve böyle bir ovma işlemi yapıyoruz. Evet, bunu... birazcık söndürüyoruz. Tabii. Bunu tekrar tuzunun alınması için yıkayacağız. Ben hemen yıkayayım onu şefim. Şöyle güzelce. Çok lezzetli bir ıspanaklı iç harç yapıyoruz. O yüzden mutlaka ekran başında ayrılmayın. Ve bir hamurdan 3 tarif yapacağız. Yani bu çok güzel bir şey olacak. Değil mi? Tam böyle 5 çaylarına özel tarifler. Ayrıca günün sürprizi kalan hamuru Ramazan pidesi olarak size ikram edeceğim. Oo, en sevdiğim şefim. Yağ da burada kızıyor, ben kapatayım. Bunu yıkayayım mı şefim? Evet, hemen onu yıkayıp sileceğiz. Tamam. Hemen. Şöyle güzelce bir suyunu söndürüyoruz. Evet. Ben onu sıkayım. Ben sıkarım şefim. Siz tamam, orada geriye kalan malzemeleri doğrayın. Ben sıkacağım. Evet, geldim. Hemen şöyle burada bir sıkma işlemi yapıyoruz. Şefim, ben size hemen bir eldiven vereyim. Tamam. Eldivenle çalışabilir misiniz bilmiyorum ama. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Şöyle güzelce suyunu sıkıyoruz ki sulanmasın iç harcımız. Değil mi şefim? Evet. Evet. Bugün ıspanaklı börek, minik pideler, vakit kalırsa bir de Ramazan pidesi yapacağız. Tek hamurdan hepsi. En güzel yanı bu. Kapatıyorum ben bunu. Şefim, ayranlar çok. Sabahtan beri telefon durmadı. Ben hemen vereyim içeriye. Arkadaşlar, kapatayım. Alır evet. Mısınız telefonu? Böyle vereyim. Kısarsanız onu da. Evet. Şefim, onları alayım ben. Kavurmaya başlayalım isterseniz. Evet. Isındı yağımız. Tamam. Alayım mı? Alalım. Evet, bakın ne kadar güzel. İncecik kıydık. Hemen ben tencerelerin yerini değiştireceğim. Ekranda da daha rahat görebilmeniz adına. Buyurun şefim. Bunu alıyorum bir dakika. Çorbamızı. Bunu da hemen böyle. Altını açtık. Mutfakta siz mi yapıyorsunuz börekleri şefim? Evet. Hanımı sokmuyoruz mu? Hanım yapar mı güzel tarifler? Hanım çok güzel yemekler hazırlar. Zaten mutfağı da ben sokmaz. Öyle mi? Ben diyorsun iş yerinde yapıyorum. İş yerinde, evet. Siz börek uzmanı mısınız? Hayır, kebap. Kebap. Ama diyorsunuz iyi börek de açarım yani. Tabii. Çünkü herkes bu şeyi almaz şefim. Harikasınız valla. Ve bol bol sohbet edelim şefim. Konuşun. Tarsus'un en güzel yemeği hangisidir? Tarsus'un işte coğrafi işaretli yemeklerimiz var. Hı hı. Ama bana göre en güzel yemeği Tarsus'u kebabımız. Kebap değil mi efendim? Evet. İnşallah bir dahakine kebap yapalım. Buradan Tarsus'a kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize. Şöyle hemen topluyoruz burayı. Evet. Hamurları önden yoğurduk. Nasıl bir hamur yaptık? Onu anlatır mısınız şefim biraz? Şimdi 2 kilo hamura 50 gram yaş hamur mayası kullandık. 2 kaşık toz şeker, 2 kaşık da tuz. Evet. Bunların tamamını karıştırdık. Hamuru dinlemeye bıraktık. Bakar mısınız nasıl güzel kabarmış? Bir tek hamurumuz var. Bakın bugün börek şov geliyor. Ekran başına kilitleniyoruz. Nermin'in enfes mutfağının enfes izleyicilerine böyle unumu da getireyim. Evet. Yağ eritecek miyim şefim? Yok. Etmeyeceğiz, tamam. Nasıl açacağız çok merak ettim. İşte bak, bu şekilde hazırlıyoruz. Yağsız mı açacağız? Evet. Oo, çok iyi. Tam diyet işte. Ha? Diyet yemeği hazırlıyoruz. Diyet yemeği. Hamur var ama içinde diyet yemeği diyor şefim. Harikasınız. Fazla yağlı olmadığı için. Evet, çok hafif yağlı. İç harcına birazcık yağ koyayım. Açma işleminde püf noktası nedir şefim? Şimdi, mesela hamur çok iyi olması lazım değil mi? Tabii hamur yani kıvamını bulacak. Hı-hı. En azından kabaracak yani. Hı-hı. Bunun akabinde biz Tarsus'ta bu börekleri
üçgen olarak yapıyoruz. Üçgen? Evet. Değil mi? Tarsus böreği diyorlar. Tarsus böreği üçgen oluyor. Ispanaklı böreklerimiz üçgen oluyor. Fakat biz şu an şeydeki nedir o? Levent'teki kendi iş yerimizde. Şefim parmağınız mı kesilmiş orada göremedim. Ha, onu alalım mı şefim hemen? Şöyle elinizle şey yapabilirsiniz. Yok ya şey. Şimdi dedim aman dedim kanman olmasın göreyim. Kırmızı bir. Evet bir şey oluyor çünkü ekranda. Şefim buraya baharat ne atacağız? Oraya sadece tuz atacağız. Tuz atacağız sadece. Çok az bir damla da kimyon. Kimyon atacağım bir de tamam. Şöyle efendim tuzumuzu attık. Zaten ıspanağı olmuştuk. Bir de kimyon dedi çok az. Ispanağı da koyayım mı şefim içerisine? Biraz soğan. Biraz daha mı? Biraz sonuçta? Daha arasın. Çok minik yaptık bezeleri şefim. Böyle çünkü, tek mi açacağız? Evet. Evet şefimin kesme yöntemi de çok farklı. Eliyle kesiyor. Yani bıçak kullanmadan. Vallahi şefim harikasın. Ben de severim hamur işini ama eller iyi çalışıyor. Bu hamurunu biraz nasıl yaptık? Hemen kısaca bir daha anlatalım. Hamuru dediğim gibi işte yaş hamur mayası, şeker ve tuz. Onun haricinde yeteri kadar su. Güzelce yoğuruyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz. Tamam bak. Çok güzel, yumuşacık bir hamur olmuş gerçekten. Başarılı. Şöyle. Bakın, vallahi bundan neler neler yapacağız şimdi. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerim, bir hamurdan görmüş olduğunuz üzere birçok tarifi yapabileceksiniz. 2 kilo, hemen tekrardan sayayım. 2 kilo unu aldınız efendim. 50 gram kadar bir yaş maya kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker ve aldığı kadar su. Şimdi hepsini bir kabın içerisine alıyorsunuz. Güzel bir hamur yoğuruyoruz. Şimdi burada vakit kaybetmek istemedik. Biz hamurumuzun dinlenmesi için önden yoğurduk. Yaklaşık 1 saat kadar dinlenmesi gerekiyor tabii, değil mi şefim? Tabii. Bunları da anlatalım. Nasıl yoğurduğumuza kadar söyleyelim. Yaş mayayı zaten şekerle birlikte birazcık açtık. Ilık bir suyla da hamuru yoğurduk. Ve üzerini örtüp kenara aldık dinlenmesi için. Şimdi ıspanaklı böreğini yapacağız. Soğan ve kapya biberi minik minik doğradık. İçerisine tuz ve kimyonunu ilave ettikten sonra ıspanağımızı koyuyoruz. Ispanağı nasıl yaptık? Birazcık önden, ekranı yeni açan izleyicilerim için. Birazcık önden tuzla ovduk. Olduğumuz ıspanağı güzelce bol suyla yıkadık ve süzgeçten süzdürdük. İyice sıkıttık ve hiç suyunu bırakmadık. Börekte sulanması iyi olmaz. Onun akabinde. Evet, vitamini biraz gidiyor. Aslında bence çok suyunu sıkmalarına da gerek yok ya. Sadece tuzu gitsin diye suyunu değil mi? Sıkıyoruz. Aynen. Evet. Tuzunu akıtmak için sıktık sadece. Şimdi ilk şifre gelsin. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerim. Ona. Birinci şifremiz ona. Birazdan dünün kazananlarını açıklayacağım. Hani yapamazdım. İki imzalı kitabımız. Bu arada bazen kargoda karışıklıklar olabiliyor. DM üzerinden yazıyorsunuz. İşte kitabım gelmedi, yağdanlığım gelmedi. İnanın kargolar çok fazla yoğun. Ve biz gününde çıkartıyoruz aslında. Hepsini toplu bir şekilde çıkartıyoruz. Ama aksaklıklar olabiliyor yani. Top bizde değil. Biraz sabırla beklerseniz, kargo bize dönerse tekrardan çıkartırız. Panik yapmaya gerek yok. Hediyeler ulaşacak. Herkesin evinde olacak Mermin'in Enfes Mutfağı'nın harika hediyeleri. Bu arada bugün fotoğraflarınızı bekliyoruz. Bol bol fotoğraf atarsanız bize, biz de ekranda size yansıtmış olacağız. Canlı canlı yayının en güzel özelliği direkt temas halindeyiz. Göz temasını kurmayı çok seviyorum. Sanki şu an diyorum ya karşımdasınız yani. O kadar bu içten hissediyorum bunu. Ve buradaki hiç kimseyi görmüyorum. Sadece siz varsınız, ben varım ve şefim var. Zaten sizden gelen yorumlar da bu yönde. Çok güzel bizimle sohbet etmenizi demiştiniz. Yorumları da okuyorum. Tabii ki her zaman. Beğeniyor musunuz programı şef? Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Şefim açalım. Hemen diğer tariflere geçeceğiz. Çünkü bayağı bir süreyi yedik evet. Burada. Bu ben kadar şimdi yeter bizim için. Tamam, bu kadar. Öbürleri kaldıralım. Tamam, bu kadar yapıyoruz. Onun haricinde. Bunları fırında mı pişireceğiz? Tabii fırına atacağız. Hemen ben size fırın tepsisini hazırlayayım pişirmek adına. Şimdi ben onu yapıyorum. Hamurumuzu açtıysak. Tamam, hamurumuzu açtık. Ben hemen isterseniz biberlerin harcını da hazırlayalım. Bunları açalım şefim, sonra tamam hazırlayalım. Oklava merdane lazım mı? Yok, şey yaptım ya. Elinle mi? Tamam. Evet.
Çünkü bir tarifimizi bitirelim ki diğerine geçelim. Tamam. Reklamsız gidiyoruz çünkü şefim. Fırına atmamız gerekiyor hepsini. Tepsi de getirdim. Şunu da kapatalım bizim için. Tamamdır şefim. Bunu bir tabağa alayım mı soğusun hızlı? Evet. Şöyle buradan da bir tabağa aldım. Gördüğünüz üzere çok lezzetli bir börek yapıyoruz. İçerisinde kapya biberi, soğanı muhteşem iç harcı ile birlikte güzelce yoğurmuş olduğumuz hamurla buluşturuyoruz. Buyurun şefim. Çok... Ha bu kadar açılıyor bu. Çok güzel. Oh mis. Vallahi harika. Bakın hiç uğraşmayacaksınız. Oklava merdane yok. Şipşak. Ispanaklı börekler. Harika tarifler. Yetiştireceğim. Aynen. Tamamdır şefim. Bunları toplayalım. Bunları biraz sonra açarız. Şöyle kenara koyalım. Böyle büyütüyorsunuz kenarlardan. Evet. Bu işlemi niye yapıyoruz şefim? Bu işlemi hem hamurumuzu inceltiyoruz. Heh. Hem de şekil olarak daha yuvarlak olması. Biraz sonra bunların hepsi üçgen olacak. Bunu Tarsus'ta bu şekilde üçgen olarak yapıyoruz. Fakat, böyle. Evet, şu an kendi işletmemizde de böyle üstünü kapamadan lahmacun modelinde veriyoruz. Levent'teki iş yerimizde. Çok güzel oldu ama. Efsane. Üstüne bir şey sürmeyecek miyiz? Bunun üzerine biraz ayran sürebiliriz. Ayran? Yoğurt mu? Yoğurt. Getireyim mi? Lütfen. Hemen bir kase yoğurt yapayım ben. Efendim şu an açtığımız, elle büyüttüğümüz hamurun içerisine kapya biberli, ıspanaklı çok lezzetli bir iç harç yaptık. Onu koyduk ve şimdi gördüğünüz üzere ne yapıyoruz? Üçgen şeklinde kapatıyoruz. Üçgen şeklinde kapattıktan sonra ise üzerine çok az yoğurt süreceğiz dedi. Herhalde yoğurt biraz daha pembeleşmesini sağlayacak, evet, o yüzden. Kızarmış gözükmesini sağlayacak. Biraz daha çıtır çıtır gözükmesini sağlayacak. Gayet başarılı. Minik minik pide gibi harika bir börek yaptık. Bu börek Tarsus böreğiymiş efendim. Hamur açmayı bilmeyenler bile çok rahatlıkla hazırlayabilecek güzel bir tarif bence. Fırçalarımız... Kaşıkla da sürebilirim hocam. Biraz yumuşatalım onu. Ha, biraz su mu koyayım? Evet, evet. Tamam şefim. Kızlar biraz içme suyu getirir misiniz? Rabia içme suyu verir misin? Şöyle karıştıralım. Evet, güzelce yumuşattık. Tarsus böreğimizi hazırladık. Şöyle harika ötesi bir tarif. Alayım canım. Biraz daha açayım. Biraz daha açalım. Şöyle. Tamam, ayran sürüyoruz o zaman. Evet, değil mi? Yani ayran biz... Evet. Bunu bu şekilde böyle sadece üzerine susam dağıtacağım. Öyle mi? Evet. Bunun ayranın görevi biraz da susamları tutmak olacak. Bununla işimiz bitti şef. Tamam, onunla bitti efendim. Kaldırıyorum hemen. Bizim burada tavalarımız yok kızlar. Nerede tavalarımız? Yok yani tava yok hiç bunun altında. Kırmızıyı aldım. Ispanak yaptım. Şimdi başka iç harç yapacağım. Bunu hemen fırına atıyoruz. Evet. Bunu hemen kaç dereceye atayım şefim? 160. 160 derecede. Evet, 160 derecede. Yavaş yavaş pişecek yavaş o zaman. Yavaş yavaş pişecek. Tamam. Kendini gösterecek zaten. Hemen gönderiyorum şefim. 601 ayar mı? Evet. 160 dereceye verdik. Bunu 180 de yapabiliriz. Öyle mi? Hı-hı. Bunu 180 yapıyoruz. Tamam, 180 yapalım. Tamam. Onun haricinde şimdi biz hemen biberli harcına geçelim. Biberli harcı yapacağız. Tamam. Hangisi malzemelerimiz şefim? Spatulayı, spatulayı alayım. Şurayı ben bir temizleyeyim hemen. Şöyle şefim. Çok
unlu yapacağız ya. Çok hani unları dedim almayalım, evet. Ziyanda olmasın. Şimdi doğrama yapacağım şimdi. Soğan ve kırmızı biber. Tamam, kapya biberi hazırlayacağız. Evet. Siz onu alın, ben de şöyle o zaman bir bezle sileyim. Şöyle tertemiz gözüksün. Efendim, alışkınız değil mi? Tabii ki. Mutfakta böyle temiz çalışacağız. Evet. Mutfağı seviyoruz. Hele şöyle siliyorum ya, eskiden ben küçükken bezi şöyle tutardım, annem kızardı. Derdi, aç o bezi neydi? Derdi, şey yapıyorsun. Bak anne, öğrendim artık. Ekrandan izliyorsun. Bak anne, öğrendim artık. Bu o zaman şefin biberli sosumuz. Hemen geldik. Şimdi biberli ekmek mi yapacağız şef? Buna Tarsus'ta kısacası biberli diyoruz. Onu da alayım ben şefim, temizleyeyim hemen. Biberli diyoruz biz ona. Evet, biberli ekmek yapıyoruz şu an. Gördüğünüz üzere biberli ekmek için gerekli olan malzemeleri de hemen sayayım. 3 adet kuru soğan, 5 adet kapya biber, 1 çay bardağı susam, 1 yemek kaşığı biber salçası. Onları da kavuracak mıyız? Hayır, bunları çiğden basacağız. Çiğden, süper. Şöyle. Valla bu da mı Tarsus'un lezzetleri? Tabii bu da Tarsus'un lezzetleri. Harika. Şefim biraz konuş, işe kaptırınca kendinizi. İşte bunun en büyük özelliği hani veganların et yemeyenlerin, işte ne bileyim ben sebzeyi sevenlerin gözdesi bir yemek. Değil mi? İçinde et yok, bir et şey yok, mis gibi. Oh, hepsini doğramayalım şefim, azar azar yapacağız. Evet. Aynen. Size de yorucu olmasın hem. Valla şefimin eli işliyor tık tık. Kaç senedir bu mesleği yapıyoruz şefim? Benim baba mesleğim. Aa, ne güzel. Evet, benim lokantacıydık ha? Lokantacıydık. Harikasınız. Tarsus'ta gar restoranı 30 yıl işlettim. Evet. Daha sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim. Burada da yapıyorsunuz değil mi şef? Burada da yine aynı işi yapıyoruz. Şu an Levent Çarşı'da kuş gözü, lahmacun ve humus satıyoruz. Oo, çok güzel. Seviyorlar değil mi hamur işini? Hiç vazgeçemiyoruz. Koyayım mı şefim içerisine? Evet, lütfen. Evet, biber salçası kullanıyoruz sadece. Biber salçası kullanıyoruz. Domates yok. Sadece bunun içerisine sıvı yağı ve susamı katıyoruz. Elinizle karıştıracak. İçerisine susam koyuyoruz, tabii. Çörek otu koyuyoruz. Evet. Ben yoğurayım mı? Bir kaşıkla olsa olur. Bir kaşıkla olur. Tamam şef. Şöyle bir kaşık geliyor. Ben karıştırayım. Şöyle bakın efendim, ne yaptık? Soğanı minik minik kıydı şefim. Kapya biberi minik minik kıydı. İçerisine soğan ve çörek otunu buluşturduk. Ve görmüş olduğunuz gibi biber sosu, yani biber salçasını ilave ettik. Ve birazcık şefim, o akıyor direkt, böyle tutacaksınız şefim. Tamam. Birazcık da ayçiçek yağı. Yağlı bir karışım olacak. Ayçiçek yağını biraz fazlaca katıyoruz. Bir su bardağına kadar koyacağız galiba. Evet. Değil mi? Biraz böyle sulanması lazım. Tamamdır. Siz bununla yaparken ben de buraları toplayayım. Size açayım şefim. Şöyle. Valla efsane. Bakar mısınız? Gerçekten bir hamurdan 3 lezzeti hazırlayacağız. Ve bu 3 lezzeti sizlere sunmuş olacağız. Ispanaklı böreği fırına verdik efendim. Şu anda bir iç harç yaptık. Gerçekten farklı. İçinde susam, çörek otu, soğan ve kapya biberden oluşan harika bir iç harç hazırladık. Ve şu an bu harcı böyle güzelce bir harmanlıyoruz gördüğünüz üzere. Bol yağ ile biraz birlikte. Biraz da tuz atarım. Hemen tuzunuzu da veriyorum efendim. Şöyle. Genelde biber salçası yetişir. Biber salçası tuzlu olduğu için. Tuzlu oluyor, doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu hemen bırakıyoruz burada. Elimizle tekrar hamurumuzu alıyoruz. Tamam şefim. Birazcık un serpiştik mermerimizi. Ve gördüğünüz üzere el yardımıyla yine şefim büyütüyor. Çok enteresan bir şekilde yapıyor. Yani bizim gibi koparmıyor. Hani böyle bir bıçak bir şey kullanmıyor. Bu el şovdur herhalde efendim. Yani senelerin vermiş olduğu tecrübeyle kendisine güveniyor şefimiz. Bakın ne kadar güzel bir şekilde eliyle inceltiyor. Sonra minik bezeleri yapıyor. Bakın hiç kesmiyoruz. Bıçak kullanmıyoruz. Bıçak kullanmadan el yardımıyla sadece bu işlemleri yapıyoruz. Ve gerçekten şu sosun güzelliğine bakar mısınız? Mis gibi de koktu arkadaşlar. Yani kıymasız muhteşem bir harç yaptık. Hemen kırayım şefim şöyle. Şimdi şefim
Bunu da mı böyle büyüteceğiz? Bunu işte lahmacun modeli yapacağız. Öyle, bunu kapamayacağız. Kapamayacağız. Kapamayacak mıyız? Evet. Ama böyle küçük küçük mü olacak bunlar? Bunlar işte küçük boy. Yine bunu bir tepsiye hazırlayayım ben sana. Yani... Bunu bir tepsiye hamur olarak da dizebiliriz. Ama sunumu bu şekilde yapılıyor tarzda. Öyle mi? Evet. Dediğiniz gibi bütün bir şekilde de yapılabilir. Biberli ekmek. Yani bunun... Soğanlı ekmekler de var ya böyle minik minik. Evet. Onlara da benziyor şefim. Bunun üstüne yoğurt sürecek miyiz? Hayır. Yok. Tamamdır. Evet şimdi buna... Hamuru büyütmek için biraz elimizi yağlıyoruz. Yani bu sosun içine batırdık direkt. Tamam şefim. Bunu açtık ve tekrar tepsiye kattık bunu. Tamam. Ben onun üstüne koyayım mı şefim? Tabii siz onu kaşık yardımıyla koyabilirsiniz. Bak içerisinde kaşık var. Şöyle ne yapalım? Hemen üzerine. Öyle mi? Evet. Oo, biraz. Biberli ekmeğe, soğanlı ekmeğe de benzedi bu. Bu lahmacun diye mi geçiyor şefim? Hayır, bu biberli olarak geçiyor. Bu biberli. Lahmacun ayrı yapacağız. Lahmacun ayrı. Kıymalı yapacağız. Oo, çok güzel valla. Bakar mısınız kıymetli izleyicilerim? Neler neler. Bir hamurdan sadece mayalı bir hamur yapıyorsunuz. Beş çaylarınızı şenlendirecek ıspanaklı böreğinizden biberli ekmeğinize kadar bütün tarifleri bir arada yapabiliyorsunuz. Bir de pratik yani şipşak. Bu yöresel bir lezzet değil mi? Tabii ki. Bu anneden gördüğünüz gibi. Anneden babadan gördüğümüz gibi. Ne bunları güzel bu ya. Şekilde yapıyoruz. Evet, birkaç tane daha atabiliriz şurada kenardaki açtığımız hamurlardan şefim. Bunun iki türlü pişirmeni yapıyoruz bir. Yani normalde yumuşak istenirlerse. Bir tane şöyle. Evet. Bunu normalde yumuşak istersek. Yarı pişmiş vaziyetteyken, fırından çekiyoruz. Bir tane daha yapalım. Fırından çekiyoruz, ıslıyoruz biraz, dinlendiriyoruz. Öyle mi? Bu böyle biraz puf halini alıyor. Tekrar fırına sürüyoruz. Ha, iki pişirme yapıyorsunuz, bir ön pişirme yapıyorsunuz. Eğer ki yani yumuşak olmasını isterlerse. Tamam. Diğerinde ben kıtır seviyorum, ben gevrek seviyorum diyorsa doğrudan doğruya pişiriyoruz onu. Harika. Harika, çok güzel oldu. Bunu kaç dereceye vereceğim şefim? Aynı şekilde 180 derecede. 180 dereceye vereceğiz. Üstünü de böyle bol bol koydum. Evet. Sosuyla birlikte iyice çeke çeke pişecek. Bu da kalan hamurumuzu değerlendiririz. Şu kenara koyalım. Ziyan etmiyoruz hiçbir şeyi. Önceden ısıtılmış 180 derecelik diğer fırınıma alıyorum. Biberli ekmeğimizi. Çok mersi, teşekkür ediyorum. Evet, ve fırına verdik. Parlak parlak duruyorlar ekmeklerimiz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sıradaki yemeği hazırlayacağız. Neyi sıradaki yemeğimiz? Sunumda ıspanaklı böreğimizi yaptık. Bakın ıspanaklı böreklerimiz çok çorbayı güzel pişiyor şu an fırında. Evet. Bak fırında biraz açıldı. Fırına bakalım mı diyorsunuz? Biraz bakalım açıldı. Bir fırın o zaman şefim. Yak evet. Değil mi? Mağluta dediğimiz mağluta çorbası. Şurada. Bu mu çorba? Biz şeyini önden pişirdik herhalde. Mercimeğini ve pirincini biz pişirdik. Onu da buraya bir getirelim. Ekran başındaki izleyicilerimizle bir paylaşalım şefim. Ben şu şekilde yardımcı oluyorum. Tam buraya getirebilirsiniz şefim. Ben bir kepçe vereyim size. Tamam, bu şekilde. Buyurun şef. Önden pişirdik mercimek önden ve... mercimeği ve pirinci haşladık, pişirdik. Bu hazır. Şimdi biz bunu tekrar ocağa koyuyoruz. Hemen ben bir malzemeyi sayayım. Orada siz de böyle arada bir gösterirseniz içinde olduğunu. Mahluta çorbası için 500 gram kırmızı mercimek, 1 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 200 gram tereyağı, sıvı yağ, pul biber, kimyon ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Evet. Gördüğünüz üzere mercimeğimizi ve pirincimizi güzelce yıkadıktan sonra tenceremizin içerisine alıp güzelce kaynattık. Kaynattık. Bu kadar. Evet. Sadece ön işlemi yaptık. Malum canlı yayın efendim ve bir saatimiz var. Şöyle açıyorum şefi. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra tekrar hemen en seri şekilde soğanını doğrayacağız. Tamam, ben size şuradaki tahtayı kullanabilirsiniz şefim. Bıçak vereyim. Ben kendi bıçağımı alayım. Hemen vereyim şefim kendi bıçağınızı. Şöyle. Evet,
şefim. Herkes kendi alıştığı dilden efendim, yapacak bir şey yok. Şöyle verdim şefim. Rica ederim. Bu arada elde neyle bıçak vermiyoruz değil mi? Yok, bıraktım oraya şefim. Kavga etmeyeyim canlı yayında. Ben zaten etmem de şefim de etmez. Hiç mülayim böyle seçiz. Evet. Bir şefim. Bir de ben böyle... Batıl o, inanmayın diyor Yüksel Bey. Doğru. Ha, işin esprisi diyelim. Onu ayrı bir yerde mi kavuracağız hocam? Tabii ayrı bir yağın içerisinde kavurup. Şurada hemen şurayı açıyorum. Şöyle. Şefim doğramaya başladı. Ben ya tereyağı mı? Sıvı yağ. Tereyağı az da bir sıvı yağ. Tereyağı koyayım. Yanmasın tamam. Diye. Tamam. Tereyağı yanmasın diye birazcık sıvı yağ koyuyoruz. Sonrasında bir miktarını mı hepsini mi ekleyeyim şefim? Yani onun hepsini ekleyebilirsin o çorbaya. 100 gram kadar. Şöyle yapayım ha? Evet, tereyağı da ekliyoruz. Evet. Bunu koyayım mı hepsini? Koy. Tamam. Güzel güzel tereyağlı bir çorba olacak efendim. Şu an ekranlarda mis gibi bir çorba yapıyoruz. Şöyle ben bir kaşık alayım ki çizilmesin. Şöyle eriteceğiz. Soğanımızı önden bir kavurma işlemi yapacağız. Soğanı çok iyi kavuracağız. Böyle çok iyi bir karamelize edeceğiz. Simsiyah olacak şekilde. Öyle mi? Evet. Daha sonra üzerine buca edeceğiz. O zaman burada yağın erimesi gerekiyor değil mi? Tabii. İyice? Önce yağı eriteceğiz. Daha sonra soğanı pişireceğiz. Sonrasında soğanı pişireceğiz. Tereyağımızda sıvı yağ birazcık eriyecek. Çünkü burada amaç efendim soğanı güzelce karamelize etmek. Tereyağı yanmaması için içerisine sıvı yağ da ilave ettik. Çok güzel. Şimdi böyle bunları da kenara alıyorum. Mutfağımı toparlayayım. Çorbanın kokusu çok güzel. Biraz da mercimek çorbasını da andırıyor sanki değil mi şefim? Yani mercimek çoğunlukta zaten onda. İçerisinde bir çay bardağı pirincimiz var. Tuzunu atıyoruz, birlikte kaynıyor. Mahluta çorbası. Evet. Daha önceden yapmıştık misafirim var programında. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Tarsus'un muhteşem yemeklerini bugün ekran başına getiriyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz için önden ne yaptık? Yağımızı ve tereyağımızı böyle birazcık kızdırıyoruz. Sonrasında minik minik, şefim çok iyi kıyıyorsunuz yalnız soğanları, bakar mısınız? Zaman almıyor diyorsun yani. Vallahi şefim iki saniyede tık tık tık. Bize el rondasıyla saatlerce. İşte ne demek bu efendim? Emek. Bu, emek dolu bir yıl. Bu tecrübe efendim. Kaç yıl tecrübe. Şef? Yaklaşık 50. 50 yıl. Dile kolay efendim. Evet. Buyurun şefim, alalım soğanlarımızı. Evet. Güzelce şöyle bir kavurma yapacağız. 50 yıl sonra efendim soğanlar böyle doğranacak. Benim 20. yılım mutfakta. Ben de bir 30 yıl sonra bu vaziyete gelirim diye düşünüyorum efendim. Bu şekilde, bu şekilde doğrarım diyorsun yani. Yani ama yani bir 30 yıl lazım yani daha buna. Bir ikinci şifremiz efendim dönüşür. Kıymetli izleyicilerim, ikinci şifremiz dönüşür. Ve dünün kazananlarını hemen şöyle açıklayayım soğanımız kavrulurken. Şöyle geldim. Bir kişi seçmişiz, iki kişi olacaktı. Kazanan iki kitaptı. Bir tane daha seçelim hemen. İlk kazanan Emel Orbay efendim. Emel Orbay imzalı bir şekilde Instagram hesabımızda da Nermin Nefes Mutfağı'nda tam Instagram hesap ismiyle paylaşacağız. Çünkü malum biliyorsunuz Instagram hesap isimleri nedense çok farklı oluyor. Kendi ismimizden farklı açtığımız için orada anlaşılmıyor. Emel Orbay. Birazdan diğer kazananını açıklayacağız. Zafer şu an seçiyor. Şadiye teyzem ya. Vallahi ne güzel simli simli örü vermiş canım teyzeciğim benim. Şöyle takayım vallahi mis. Böyle balkonda bahçede otururken. Bu arada çok da yakıştı size. Değil mi şefim? Vallahi böyle kendimi. Kıyafetinize de uydu. Böyle bir sallanan sandalye üstünde. Evet. Torunları severken artık Şadiye teyzemi şey yaparım, anarım. Yad edersiniz. Ha. Sağ olsun, var olsun efendim. Teşekkür ederiz. Biz ona küçük bir tava seti hediye ettik. Sağ olsun. O da bize bir dolu bir şey göndermiş hediyesini. Şöyle ne yaptık şefim şimdi? Şu an sadece soğanı kavurmakla meşgulüz. Tamam. Soğanı pişirdikten sonra çok güzel kavuracağız. Böyle tam anlamıyla karamelize olacak. Evet, karartacağız. Karamelize olması için. Diğer tariflere geçelim diğer mi? Diğer tariflere geçelim. Neye geçelim şefim? Şu an kuş gözü lahmacun ve humus var. Hı hı. Hangisini yapalım? Bence şey yapalım. Lahmacunu
Hamur işi bitsin diyorsun. İç harcını hazırlayalım. İç harcını hazırlayalım. Lahmacunumuzun, çünkü o tamam. Birazcık sulu olacak. Yine minik minik doğranacak. Evet. Sıkma, tamamdır. Bakın gönlüm zengin, bol bol verdim. Dün iki tane verdim. Aytaş bir tane anlamış. Bak hemen ikinciyi de istedik yani. Yok demedik. Şimdi şefim. Ben hemen et tahtamı alayım. Tekrardan. Hemen veriyorum şefim ben size tahtanızı. Şöyle tarsusumuzu. Kuş gözü lahmacun. Evet. Kuş gözü. Bu... Çok da severim. Şöyle hemen bir tavamızı toparladık. Buyurun şefim. Bu arada ıspanaklı böreğimize bakıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Şöyle bir. Daha pembeleşmemiş. Bir miktar tamam. Daha pembeleştirelim şefim tamam. Bence. Şöyle hatta arttırayım bir 200'e. Evet. Çok güzel kokuyor. Kuş gözü, gözü lahmacun için 650 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, 2 adet kapya biber, 1 tutam maydanoz, toz biber ve tuz. Efendim çok az malzemeyle, yalnız şu kesiş beni benden aldı. Çok güzel bir şekilde şefim minik minik doğruyor. Biz bunları hepsini rondoda yapıyoruz. Evet. Mine Akbaş, ikinci kitap kazanan isim de Mine Akbaş olmuş. Sosyal medyamızda Nermin Enfes Mutfağın Hikaye bölümüne şimdi Aytaç ekleyecek sosyal medya hesap isimleriyle. Mine Akbaş, oradan da kontrol edebilirsiniz isminizi. Güzel günlerde keyifle okuyun inşallah. Kalbinize, ruhunuza ışık olsun efendim. Soğanlar doğranıyor. Şöyle bir yandan da tereyağıyla karamelize ediyoruz güzelce. Tarsus neydi? Ne çorbası? Mahluta çorbası yapıyoruz. Mahluta çorbasının özelliği soğanın iyice kavrulması dedi şefimiz. Evet. Şurada hemen şöyle koyuyoruz. Nasıl? Şöyle kenara çekiyorum. Lahmacun içi hazırlarken şefim en önemli püf noktası nedir? Çünkü herkesin içi çok güzel olmuyor. Şimdi özellikle ben kendi yapmış olduğum lahmacun içi harcında evet. Soğanını ve biberini bol kullanıyorsunuz. Yok. Aksine 1 kilo kıymaya yaklaşık 300 gram kadar bir iç harcı koyuyorum. Tamam. Sonrasında etin tadını alabilmek adına. Şimdi böyle bakıyorum da ben şey yapıyorlar. Hepsini ronda yatıp böyle rondodan geçiriyorlar. Öyle olur mu? Yani doğranması mı makbul? Ronda yaptığımız zaman hem soğanımız acılaşıyor. Suyu çıkıyor. Tamam ben bunun suyunu alacağım ama. Bunda daha organik oluyor. Daha özüne. Öyle mi? Daha özüne ulaşıyoruz yani. Yani elde birazcık zahmetli ama evet. Doğrama daha lezzetli yapıyor. Yağlı bir kıyma görüyorum şefim. Orta yağlı. Yani yağsız olduğu zaman damak tadımıza uymuyor bizim. Öyle mi? Şu anki iş yerimizde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz zaten. Evet. Ya tarsusu daha yağlı yapıyorsunuz. Bunları da buraya geldiniz, İstanbullu oldunuz. Yağsız kıyma tercih ediyorsunuz. Şefim vallahi iyi yağlı istiyorlarsa ben genelde yemeği, eti bile yağsız yemeye çalışıyorum. Çünkü zaten benim yağlarım bana yetiyor. Onları da veremiyorum zaten. İşte bütün mesele bu zaten. Meselemiz bu. Siz hemen diyor İstanbullu oldunuz diyor. Tarsusu daha yağlı yapıyorsunuz. İstanbullu olduk ha. Evet. Doğru. Birazcık öyle oluyor. Haklılar da belki tabii ki Tarsuslu olan. Tarsus'taki o lezzeti tattığı için anneden ve büyüklerinden yediği için o lezzeti istiyor değil mi şef? Şimdi bunun püf noktası. Bunun suyunu alacağız. Soğanın acı da gidecek. Hemen şurada alalım o zaman. İç arkaya dönmeyelim. Tamam. Ekranı boş bırakmayalım. Evet ben burada elimle sıkıyorum. Şunun için aynen. Evet, iyice suyunu alıyorsunuz. Aslında biz lahmacun yaparken evde ekstra su koyuyoruz. Olmuyor i̇şte o zaman değil mi? Şöyle, kıymayı sulandırmak için biz domates katıyoruz. Ama nedense domates getirmeyi unutmuşuz. Domates getirmeyi unutmuşuz. Hemen bakayım dolapta vereyim şefim ben. Lütfen. Benim domatesim var şefim. İki tane yeter mi? Yeter.
Bizim mutfakta her şey var. Hiç merak etmeyin siz. Ben müsaadenizle bir elimi yıkayayım hemen. Tabii şefim, buyurun. Ben de domatesleri yıkayıp getiriyorum. İşte domatesleri yıkayayım. Evet efendim, Kanal 7 ekranlarında bugün bir hamurdan 3 tarif yapacağız. Çok da lezzetli, başarılı ve bir de Ramazan pidesi tarifimiz olacak. Şu an görmüş olduğunuz üzere hepsini hazırlamaya başladık. Yağımız burada karamelize oluyor soğanımızla. Bakın bakın, of 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 of. Şöyle güzelce bir karamelize yapacağız. Domatesleri de şefime veriyorum şöyle. Tabii burada diyor domatesi ile birlikte diyor sulandıracağım diyor iç harcı. Doğru. Çünkü biz ekstradan su ekliyoruz yaparken. Öyle bir şey yok. Değil mi şefim? Her şeyin lezzeti. Evet. Domatesin, kullanımındaki özellik... Hı. Kıyma ile özleştiği zaman kıymanın birbiriyle böyle toplanmasını engeller. He, o püf noktası da o. Tabii, kıyma tabii. Böyle topak topak kalmaması için. Topak topak kalmaması için. Çok güzel. Bu da bakın mutlaka not edin. Bu işin sırrı bu. Vallahi şefim bütün sırları paylaştınız. Herkes evde yapacak maşallah. Sağ olun. Genelde şefler... Şefim siz de o şey yaşadınız mı? Genelde şefler paylaşım yapmak istemiyorlar. Tam doğru tarif vermiyorlar. Neden acaba? Mesleklerinin gider. Sırları gider. Ama gidiyorlar ama sonra şefim. Hepimiz bir gün toprak olacağız. Yeni nesile aktarmamız gerekmiyor mu? Tabii ki yani bu bir şey. Ben alayım şefim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Yani yeni nesile aktarmamız gerekmiyor mu? Yani aktarmasak da bu iş olmuyor zaten. Değil mi? Evet. Anneden. Yani anneden babadan öğrendiklerimizi ne kadar paylaşırsak o kadar... Bence bu oldu şef. Daha iyisi güzeli meydana çıkar diye düşünüyorum. Oldu mu şef? Oldu. Şimdi biz bunun hemen... Alayım mı? Alınız. Alınız. Bunun daha çok lezzetlenmesi için hemen tereyağı sürüyoruz. O da oldu bence, yakmayalım. Tereyağı sürüyoruz. Yok, olmamış, bu biraz daha yükselecek. Buna biraz tereyağı sürelim böyle. Ben sürerim şefim, gezdirelim. Siz zahmet etmeyin. Heh. Üstüne biraz tereyağı dedi şefim. Evet. Siz domateslerinizi doğrayın şefim. Hemen doğruyorum. Şöyle mi şefim? Evet. Tabii parlatacağız. Ne güzel parladı ve tereyağının kendi tadını da aldı şimdi o. Ben şimdi bunu sunum tabağına da alacağım. Şöyle. Gözleme gibi aslında. Şöyle güzelce yumuşamış tereyağımızı sürüyoruz. Ve sunum tabağımıza hemen alıyorum. Şöyle. Bir yandan da domatesler doğrandı. Değil mi? 10.30'dan ötürü insanlar şey yaptı. Birazcık afalladı tabii. Biz... Ali Hanım mı? Ali Hanımcığım, bundan böyle 12.30 Nermin'in Enfes Mutfağı Kanal 7 ekranlarında canlı canlı efendim. Özellikle okul saati olduğu için, anneler telaşta olduğu için çok rica ediyordunuz. Biz de yönetimden böyle bir ricamızı sunduk, sağ olsunlar kabul ettiler. Ve bundan böyle biz de 12.30'da Kanal 7 ekranlarında hafta içi 4 gün sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şöyle. Sponsorlarımıza yazıyorlar. Kıyamam ya. Çoğu kişi de hani kalktı mı, ne oldu, neredesiniz diye yazan olmuştu. Tabii bir hafta alışma süresi. Sonrasında zaten benimlesiniz. Şefim ne yaptık? Soğanın içerisine kıymamızı kattık. Tamamdır. Şu an birlikte yoğuruyoruz. Soğanı kıymayla iyice boca ediyoruz. Tamamdır. Akabinde domatesini katacağız. Koyayım mı ben? Katın siz. Buyurun. Soğanımızı kapatayım mı altını şefim? Çok bir. Biraz daha mı? 30 saniye kadar. Tabii böyle iyice simsiyah olsun dedi ya, karamelize olacak. Bir de lezzetini alalım dedi şefim. Evet. Şimdi bizim lahmacun kıymamız da hazır. Kuş gözü lahmacun yapacağız. Bu kuş gözü boyutunun 1 santim büyüğüne fındık diyoruz. Öyle mi? Evet. Fındık lahmacun diyoruz. Anladım. Onun biraz daha büyüğüne tarsus lahmacun diyoruz.
Diğer büyüklükler zaten bizden çıkıyor. Urfa'ya gidiyor, Antep'e gidiyor. Bunu ne yapacağız Konya'da? Şef? Tamam, hemen boca edeceğiz. Çorbanın baharat içeri. Koyacak mıyız? Kimyonunu. Evet, şu an ben yapayım şefim, eliniz kıymalı. Tamam. Kimyonunu ilave ettik. Kimyonunu, tuzunu ve tuzunu biberini. Tuzunu ilave ediyoruz ve görmüş olduğunuz üzere pul biberini ilave ediyoruz. Şöyle güzelce. Ve bu güzel lezzeti iyice soğanı kavurduktan sonra bakın altını kapattım. Tereyağı yanmasın diye birazcık sıvı yağ ilave etmiştik. Bakın şimdi bu güzellikle buluşturma zamanı. Çiz sesi geliyor. Evet. Annemden gördüğümü yapmam lazım. Yoksa bana o tavada niye bıraktın diye kızar. Neden o yağlar tavada kalıyor diye hesap soracaklar evet, değil mi? Evet soruyor vallahi, doğru söylüyor. O yüzden anneden gördüğümüz gibi buradan çorbadan şöyle hatta evet. Şöyle yapayım ben bunu. Şöyle alıyoruz. Hop bakar mısınız? Bu lezzet burada kalır mı çorbamızın içerisine? Geri iade ediyoruz. Bakın tava tertemiz. Of 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 of. Gerçekten şimdi... çok lezzetli oldu şef. Bayıldım. Fokur diyor. Şu an hazır mı? Şu an hazır. Altını kapatabiliriz. Ben bunu sunum tencereme hemen alacağım. Sunum tencerem arka tarafta galiba. Hah, burada getirmiş benim kızlar. Şöyle bir sunum yapalım efendim. Görüyor mu buradan kameramamız? Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Biberler pişti. Biberler çok pişmemiş gibiydi şefim. Ben biraz daha bekleteyim dedim o yüzden. Yok pişti onlar. Onları da alıyorum. Ben şimdi alayım hemen. Eliniz yanmasın. Orada alayım ben bunu. Evet döküyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Biberlerimiz de çok güzel şekilde pişti. Şimdi ben burayı alacağım şefim. Şöyle koyabilirsiniz şefim. Elinizi yakmayın. Evet. Onu da hemen sunuma alacağım. Çorbamız hazır. Ispanaklı böreğimiz hazır. Mis gibi bir lahmacun yapacağız efendim şimdi. Bakalım lahmacun nasıl olacak? Uf, çorba çok başarılı gerçekten. Kokusu falan efsane. Mutlaka deneyin bugün. Kıymetli izleyicilerimiz. Nermin'in enfes mutfağında bugün. Gerçekten enfes tatlar var. Değil mi şef? Biz bunlara... Her ikisine de limon tavsiye ediyoruz. Ha üzerine ha. Limon mu sıkıyoruz? Evet biz limon sıkıyoruz ama herkes işte tarhuşların haricinde kimse öyle limon mi? Sıkmıyor tabii. Tamam şefim ben şimdi oraya limon da çıkartayım çünkü ben limon severim ekşili ekşili. Evet. Çok güzel bir hamur ama gerçekten çok başarılı. Şöyle bakar mısınız? Görüntüsü gerçekten efsane. Elim yana yana servise aldım. Uf, çok güzel. Şu an yemek istedim birden. Az sonra Nermin. Az sonra. Biraz daha sabır. Biraz daha sabır Nermin'ciğim. Çok güzel. Sıcacık. Bunlar da sıcak güzel olur değil mi şef? Sıcak sıcak. Bunu ne yaptınız? Bana gül mü yaptınız? Evet. Ay teşekkür i̇nsanlar, ederim. İnsanlar. Ya ne demiş Peygamber Efendimiz? İnsanlara gül verin. Gül veremiyorsanız gülü verin gülü demiş. Verin. Değil mi? Biz hem gülüyoruz hem gül veriyoruz. Değil mi şef? Şuraya koyayım. Gülümü, kırmızı gülüm. Evet. Rabbim ne güzel nimetler sunmuş değil mi şefim? Saymakla bitiremiyoruz işte. Bütün bu güzellikler bizler için yani. Nedir bu dünyada pay edemediğimiz şefim? Bizim için sadece sev kardeşim diyoruz. Ha? İnsanlar birbirlerini sevmeli, saygı duymalı. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Sevgi ve saygı olduktan sonra her şey oluyor. Evet. Yeter ki bilelim. Şefim ne yapıyoruz? Minik minik. Biz, o ne öyle? Biz... Kuş gözü oldu valla. Kuş gözü mü? Bunlar kuş gözü. Size bir üçüncü şifremiz her şey. Efendim şu an ekranda. Buyurun şefim. Bunu oradan alabilirsiniz. Ben de şefimin dediği gibi ne yaptım? Limon yıkadım. Çünkü bunlarla limonla yeniyor dedi şefim. Limonu çok sertse şöyle yapıp yumuşatma imkanınız var bilginiz olsun. Ve çok da güzel suyu toplanıyor. Birden sert limonu keserseniz hiçbir şekilde limonu çıkaramazsınız. Ama bu şekilde bu da bir püf noktasıdır. Avucunuzun ortasıyla masaj yapar gibi öne ve arkaya ittiğinizde çok güzel bir şekilde yumuşuyor. 15 dakikamız kalmış şefim. Yeter bizim için o kadar. Evet.
direkt humusa geçeceğiz çünkü evet, lahmacunu yaptıktan sonra. Bakın şöyle buraya koyuyoruz limonlarımızı. Hem de renk oldu sunumda. Evet, kuş gözü yapıyoruz. Hamuru da bir mayalamışız şefim. Aman aman, değil çok mi? Çok güzel olmuş. Vallahi bakar mısınız? Povidik povidik onu şimdi yayından sonra kızlarla pay ederiz. Evde herkes bugün 3 çeşit börek yapsın. Vallahi örteyim de kurumasın hamurumuz. Tamam. Şöyle arkaya alayım onu da. Ay humusu çok seviyorum ben. Humusu mutlaka yapalım şefim. Humusun, Tarsus humusunun en büyük özelliği... Hı. Humusu Türkiye'nin her yerinde, özellikle Antalya'da. Hı hı. Şey, Antakya'da. Fırında pişireceğiz değil mi onda? Hayır. Bu tavada mı? Bu fırında pişecek. Heh, tekrar tabii. Şeye, tavaya atacağız. Hı hı. Tepsilere. Hı hı. Anlatalım en büyük özelliğini. Her tarafta soğuk verirler. Genelde böyle soğuk soğuk meze gibi ya da kahvaltıda yerler. Hı hı. Fakat Tarsus'ta sadece humus satan işletmeler var. Sıcak yapılır, sıcak sunulur. Hı hı. Üzerine isteğe bağlı sucuk konulur ya da pastırmalı ikram edilir. Hı hı. Ama genelde tereyağlı. Şefim yeter. Humusa geçtik. Tamam. Son 10 dakikamız, 10 dakikada yapıveririz değil mi şefim? Yaparız, humusu? Yaparız. Hemen siz blenderı... Hazırlayayım. Evet. Ve limon sıkar, limon sıkarsa arkadaşlar yardımcı olmak anlamında. Nasıl? Limon suyu. Ben sıkarım şefim hemen. Tamam. Şuradan hemen alıyorum malzemelerimi. Ne yapıyoruz şefim şimdi orada anlatır mısınız? Şimdi biz burada hamurların üzerine yapmış olduğumuz kıymalı harcı katıyoruz. Tamam. Hamurların kenarına bastırarak şöyle mini mini... Bunları... Böyle minik minik olacak değil mi? Bunun evet. Püf noktası bu şey. Bunun yani kuş gözünün özelliği şu boyutta olacak. Hı hı. Bu boyutun bir büyüğüne biz fındık lahmacun diyoruz. Tamam. Bunu şu an Levent'teki işletmemizde 10 tanesini bir porsiyon olarak, 10 adetini bir porsiyon olarak satıyoruz. Öyle mi? Evet. Bu bir porsiyon mu oluyor? 10 tanesi bir porsiyon oluyor. 10 tanesi. Evet. Yiyorlar mı böyle gelince? Kaç porsiyon yiyorlar şef? Kaç? Vallahi şimdi eğer ki biz müşteriye bakıyoruz. Tarsuslu ve o yöreliyse adam diyor ki bana 15 tane at kardeşim bir başlayalım bakalım. Yüksel Bey diyor ki ben diyor 20 tane yerim diyor. Yiyebilir gayet doğal. Yani diyor hele bir de diyor içinde acı varsa diyor. Acıyı ekstra hemen acılıyoruz. Normalde kıymaya atmıyoruz. Acı isteyenlere. Aslında şey diyorlar Mersinliler çok acıyı sever ama siz acı koymadınız şefim. Şimdi normalde limon yemekleri, sıkacağımız evet. Nerede kızlar? Normalde yemeklere acı ver isteğe bağlı olarak kullanıldığı için acı yapmıyoruz. Ben diyorsun sunucu acı sevmediği için koymadım teşekkür evet. Ederim çok zarifsiniz. Ya. Şimdi. Değil mi şefim onları, ben yemiyorum onları, diye koymadınız. Evet onları kuş gözü olarak hazırladık. Bunları da fındık olarak hazırlıyoruz. Burada da humus için limonu sıkıyoruz. Tamam. Hemen humusla yapacağız. Şefim kaç dakikada pişiyor hemen verelim fırına. Çünkü normalde, sunumunu göremeyeceğiz yoksa. Normalde hemen verelim fırına. Tamam 6, yeterli 6, bunları 6, dakikada. 6-7 dakikada pişiyor bunlar. Tamam. 6-7 dakikada pişiyorsa humusu yapana dek pişirmiş oluyor. Evet. Üzerine ekstra bir şey sürmüyoruz. Üzerine ekstra bir şey sürmüyoruz. Harika. Ben hemen orayı size toplayayım. Temiz bir tezgah açayım hocam. Şöyle. Bunların boyutlarına göre isimleri değişiyor. Bunlar kuş gözü. Diğerleri de fındık lahmacun. Öyle mi? Evet. Kuş gözü, fındık lahmacun değişiyor. Doğru. Şöyle güzelce şurayı bir alıyorum şefime. Vallahi içliyim içliyim bol bol yaptık. Bugün var ya programdan sonra herhalde bütün gün börek yapacağız. Serpil. Serpil. Serpil'in gözü beni dinlemediği için lens takıyordu.
İntihap olmuş. Bunu hemen fırına yara atalım. Yara olmuş gözünün içi. Bunu hemen fırına atalım. Ben ona diyordum ki Serpil'cim diyordum. Takma şunları bir ara gözünü dinlendir. E birazcık da yorgunluktan gözünde bırakıyormuş o lensleri. Damarlarını zedelemiş maalesef. Bunun bıçağı burada mı kalıyor? Aşağı iniyor. Ama iyileşecek. Bıçağı burada mı kalıyor? Aşağı iniyor mu? İniyor şefim. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Evet, vallahi bak bütün gün börek yapacağız bugün. Kızlar, doluyu çarjımız. Bakın hiç çizilmiyor mermerim. Vallahi kendime yaptığım en güzel, hem burada hem kendi evimde bu mermerden almak. Bu porselen mermer diye geçiyor. Çok soruyorsunuz, yeri gelmişken söyleyeyim. Bıçakla istediğiniz kadar oynayın. Asla çizmiyor. Humusun tarifini şimdi sizlerle paylaşacağım. Tabii burayı bir temizleyeyim ben. Evet şef aldı malzemeleri içerisine ama gene de şöyle bir açalım şefim. Pardon, çok pardon. Buna biz 3 tane de sarımsak katıyoruz. Bir sayayım. Tarsus humusu için 1 kilogram nohut, 400 gram tahin, 1 su bardağı limon suyu, 1 yemek kaşığı tuz, 8-9 diş sarımsak, üzerine koymak için efendim toz biber, sumak, kimyon, 2 yemek kaşığı da tereyağı. Buyurun şefim. Şimdi nohutu koyduk. Evet. Sarımsakları üzerine bıraktık. Evet. Ben yardımcı olayım. Lütfen. Böyle. Bunu da açayım şefim. Bu teknolojiler ilerledi şefim. Evet. Eskiden bunlar var mıydı? Eskiden bunlar yoktu. Elimizle dövüyorduk biz. Değil mi? Ne yorucuydu. Evet. Ama işte teknoloji de biraz iyi oldu değil mi? İyi oldu tabii ki. İyi rahatlık. Kullanırsak iyi oldu şefim. Rahatlık. Bizim bu da birazcık sıkıntılıydı. Çalışmazsa bak gör. Serpil bizim bu bozuldu mu ya? Oturdu oturdu da. Biraz azaltalım istersen. Evet biraz fazla da koymuş olabiliriz. Hemen şuradan kase alalım. Koyalım şefim. Ve ben hepsini bir alayım şefim. Ben burada bir deneyeyim çalışıyor mu diye risk almayalım. İşte canlı yayında böyle efendim. Her şey gözünüzde. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bakayım çalışıyor mu? Çalışıyorsa. Çalışıyor. Evet fazla geldi. Hemen şuradan dolduralım. Şöyle. Nohutlarımızı önden açıyor muyuz? Tabii ki. Onları en azından 3 saat 4 saat ısıda bırakıyoruz. Öyle mi? Tabii. Şefim kaçırdık hepsini ya. Misafir gelecek. Daha sonra. Değil mi? Daha sonra en az 3 saate kısık ateşte açlıyoruz. Döndürelim şefi. Şefim ben onu halledeyim. Yok ya çalışmıyor şansa bak. Başka bizim rondomuz yok mu? Ezilir tabi. Vallahi şefim bak. Dedik ki teknoloji çıkardı yaptık dedik bak olmuyor. Gördün mü alındı teknoloji bizden. Yine ilkel yöntemi deneyeceğiz diyoruz. Bu bozulmuş. Allah rahmet eylesin. Sizin bir şeyde falan yok mudur? Aşağı mutfakta varsa el blenderi de olsa da olur yani. Robot olmasına gel. Tamam artık yapacak bir şey yok. Tamam. Şefim eskiden nasıl yapıyorduk? Hele göstersen gel bakayım ben o sarımsakları rendeleyeyim. Ama şey, buna tokmak lazım. Buna... Onunla mı yapalım? El blenderi varsa o da olur. O daha iyi olur. Tamam verin. Hadi gene yırttık galiba. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, Allah'ım ne olur. Bak buradan tutmamız tamam, lazım. Burası çatladı. Tamam problem değil. Problem. Onu benim dediğim gibi tutarsanız ben yapayım mı? Yok şefim. Bizim bundan yeni almamız lazım. Tamam. Neyse bu kalsın artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Bunu ezmek zor olur bence şefim. Hiç uğraşmayalım. Anlatalım sadece nasıl yapıyoruz. Şimdi biz bunu güzelce çekiyoruz. Tamam. Daha sonra içerisine limon suyu, tuz, sarımsağını katıyoruz. Çalışmadı.
O çalışıyor yani ama ne? Çalışmadı bana şey. Bana gıcık diyor. Bana gıcık yaptı. Biraz daha az içine katalım. Oy bakayım. Bir kere daha deneyelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ama bu tam yerine oturmuyor herhalde. Bunu siz yerine oturturun. Hayır şefim oturdu. Böyle. Başka yok. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanirracım. Bismillahirrahmanirrahim. Valla 200 bölümdür sizin şansınıza tık etti. Bu biraz ama bozulmuş. Birazcık en birazcık. Azından bir tabak da olsa. Devam edelim. Bu kadar hareket çalışmıyordu. Yok yok. Olmayacak. Neyse oluyor, oluyor. Devam edin. Devam edin siz oluyor. Şefim de benim gibi inatçı. Müsaade edin. Dur dur şef. Suyunu koyduk. Limon suyunu da ekledik. Bu böyle sallanmıyor. Oldu oldu. Hı, oldu mu? Biraz daha biraz daha. Tamam artık. Dedeki yeter. Püre haline gelecek. Olmadı şefim tamam. Artık. Tamam alalım biz onu. Dur bir dakika şefim. Bizim blenderımız gitmiş hakikaten. Bir daha blenderımız şey. Bunu bu şekilde. Bu böyle iyice akışkan hale geliyor şefim. Evet, anlatalım yani, biz. Hiç püre, burada göstermeyelim. Püre haline, püre haline geliyor. Püre tamam. Haline geldikten sonra biz hemen. Tahinini ekliyoruz. Hemen olduğu kadar gösterelim biz bunu. Tamam şefim. Bir kaşık alayım. Buyurun. Son 3 dakika vallahi biliyor musunuz? Ekran hemen başında... hemen bir tereyağı yakalım. Tavada. İzleyicim bana bir baksın, bir izleyicimle böyle bir gösterme az koyayım. Hemen siz şey yapın. Ha, siz yapın orada şey. Tereyağı yakalım. Vallahi kusura bakmayın. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum 200 bölümdür. Rondomuz bozuldu. Komşu yakında kim oturuyorsa bir ronda getirseydiniz ya ekrandan izlemek olmuyor. Aa gitti vallahi bak yapamadık. İzleyiciden gelenler de vakit kalmadığı için giremiyoruz efendim. İnşallah yarın. Son şifreyi verelim. Vallahi şu an şey oldum. Böyle bir şey mi oldu? Moralim bozuldu şeyden. Neye layıkse efendim. Neye layıkse. Verdim. Hemen bir tane tabak alıyoruz. Oo, burada lahmacunlar, kuş gözleri. Hemen bir tabak. Vallahi şefim benim gibi hiç şey yapmadı, pes etmedi. Sonuna kadar bütün şeylerimizi yaptık. Şefim cansın. Lahmacun olmadı. Lahmacun dursun kenarda. Bir yakın çekim yapalım lahmacuna. Şöyle bir girelim mi fırınımıza? Oh! Lahmacunumuz şu an fırında. Bir tık daha hamurunun güzelce pembeleşmesi gerekiyor. Bir 10 dakika daha bekletirseniz süper olur. Şefim şöyle gelelim bu tarafa. Kapatıyoruz programımızı tamam. Artık. Heh. Biz bunun üzerine... Hı. Bu şekilde sumağımızı serpiyoruz. Toz biberimizi serpiyoruz. Feda ediyoruz ama. Gelin şefim böyle. Elinize, emeğinize sağlık. Efendim. Kimyonumuzu serpiyoruz ve tereyağı yakıp döküyoruz. Yani. Tamam. Bugün Tarsus'un birbirinden lezzetli, harika tariflerini yaptık. Anlatın şefim neler yaptık? Ispanaklı böreğimizi yaptık. Biberli yaptık. Humus. Evet. Tarsus'a... Yöre özel sıcak humus yaptık, yaptık ve mağlata çorbamızı yaptık. Evet efendim. Bugünkü şefim, sunumumuz bu. Elinize emeğinize sağlık. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sizi programda ağırlamaktan inanılmaz mutluluk duyduk. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dopdolu bir saat. İnşallah dediğimiz gibi kusurlarımızla af ola. Yarın yine aynı saatte saatler 12.30 dediğinde biz burada Nermin Nefes Mutfağı'nda olacağız. Hadi buyurun gelin. Tüm tarzı selamlar. Allah emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.